Prostat hastalığı özellikle 40 ve genellikle de 50 yaşından sonra erkeklerde oldukça sık görülen bir hastalık türü. Ürolojinin en sık görülen hastalıklarından birisidir diyebiliriz. Prostat hastalıklarının iki türlü büyümeleri var. Bu bir iyi huylu büyümeler, ikincisi iyi, kötü huylu büyümeler. Bunu ancak muayene ve laboratuvar tahlilleriyle, bir üroloji uzmanı tarafından yapılan muayene ve tahlillerle ortaya koyabiliriz. Bu hastalıkların her ikisi de çok önemli, çok ciddi problemlere yol açabilen önemli hastalıklardır. Halkımızın buna karşı oldukça bilinçli, duyarlı hareket etmesini öneriyorum. Vatandaşlarımız geldiği zaman nasıl bir tedavi süreci uyguluyorsunuz? Öncelikli olarak prostat büyümesinin iyi huylu mu kötü huylu mu olup olmadığını anlamak için muayene ve tetkiklerini yapıyoruz. Ameliyata gerekip gerekmediğini ortaya koymak için idrar akım hızı ve kan tahlillerini ortaya koyuyoruz. Yaptığımız tetkikler sonucunda eğer hastamız ameliyatı gerekli ise, mutlaka ameliyat olması gerekiyorsa, ona ameliyatını hangi yöntemlerle yapacağımızı anlatıyoruz. Ona göre gereken ameliyatını hastanemiz koşullarına en uygun şekilde yapıyoruz. Ama mutlaka bunun bir üroloji uzmanı tarafından ameliyatının gerekli olup olmadığının anlatılması gerekir. Bir kısım hastalarımıza ameliyat önermiyoruz. Çok yoğun şikayetleri veya prostat büyümesi çok ileri derecede büyük olmayan hastalarımıza ameliyat önermiyoruz. Sadece takip tedavisi öneriyoruz. O da bizim kontrolümüzde, yıllık kontrollerle. Yalnız başında söylediğim gibi prostat büyümelerinin kötü huylu büyümeleri de olabildiği için bunun mutlaka tahlil ortaya konması lazım. Bir noktayı üzerine daha durmam lazım. O da ailede prostat kanseri öyküsü olan hastalarımıza bu prostat tahlillerinin ve kontrollerinin daha erken yaşta başlamaları mutlaka öneriyoruz biz.